Kazanım 9'dayız. Verilen işlemin en sade hali sormuş. Şimdi buradaki işlemde şöyle bir şey yapabiliriz. Biraz büyüteyim burayı. Öncelikle eksili ifadeler var. İşareti belirleyebiliriz ilk önce. Yani mesela şimdi burada eksinin tek kuvveti eksi. Sırayla yazalım. Eksi. Eksinin çift kuvveti artı. Eksinin çift kuvveti 6. kuvveti artı. Yukarısı böyle. Aşağısı eksinin tek kuvveti eksi. Eksinin tek kuvveti eksi. E zaten burası artı oluyor. 2'nin e, karesi zaten burası artı. Şimdi şöyle. Yukarıyı belirlediğim zaman yukarısı eksi artı. Bir dakika şöyle büyüteyim. Eksi çarpı artı yukarısı eksi. Aşağısı eksi çarpı eksi. Artı artı çarpı artı artı. Eksi bölü artıdan işaretim eksi. Öncelikle işaret eksi onu belirledim. İşaret eksi olduğu için direkt hatta ABC seçeneklerini eledim. Çünkü sonuç eksi olacak. Bu benim işimi kolaylaştırdı. Şimdi... İşaretlere bakmadan sadece tabanlara bakalım. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 6. 2 tabanında çarpma olduğu için direkt üstleri toplayacağım. 3 artı 4, 7, 6 daha 13. 2 üzeri 13. Yani işaretler kurtulduktan sonra direkt 2 tabanı kaldı. Artık eksi 2 olarak değil de 2 olarak bakıyorum. Çünkü artıyı eksiyi belirledim. Aşağıda da aynı şey. İşaretlere bakmıyorum. 2 üzeri 5, 2 üzeri 7, 2'nin karesi. 2 üzeri 5, 7 daha 12, 2 daha 14. 2 üzeri 14. E ne oldu burası? Eksi e, 2 üzeri 13 bölü 2 üzeri 14. Şu yukarıdaki 13'ü aşağı 14 eksi 13 diye yazarsam eksi 1 bölü 2. Ya da işte 14'ü yukarı çıkarım 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 yapar. Yani eksi 1 bölü 2 oldu sonucum. Cevabım D oldu. Geçtim diğer soruya. X eksi 3 için verilen işlemin sonucu. Şimdi önce bir ifadeyi toparlayalım. Ondan sonra e, işlemi yapalım. Şimdi yukarıda zaten buranın işareti artı. X5 artı. Eksinin tek kuvveti eksi olduğu için yukarının işareti eksi. Eksi bölü. Aşağının işaretine bakalım. Bunun işareti artı. bunun işareti artı. Eksinin çift kuvveti. Ama burada eksi paranteze dahil değil. Bak eksi x kare. Bunun işareti direkt eksi. Aşağısı artı çarpı artı çarpı eksiden eksi. Eksi bölü eksiden sonuç artı olacak. Yani sonucun artı olduğunu buldum. A ve B'yi eledim hatta direkt. Sonuç çünkü pozitif. Şimdi işaretleri görmeden x kare x üzeri 3 x üzeri 5. Bu x üzeri 2 3 daha 5 5 daha 10 yaptı. x üzeri 10. Aşağısı x üzeri 3 x üzeri 4 x kare topla burayı. E, 4 3 daha 7 2 daha x üzeri 9. x üzeri 10 bölü x üzeri 9. x üzeri 10 eksi 9 yani x üzeri 1'den x'e eşit. x'i bana kaç vermiş? x 3. Yani cevabım e, ne olacak? x e, pardon işaret ben burada direkt seçeneklere atladım hatamı şu an gördüm. Sonuç x çıktı ama x'in kendisi negatif olduğu için cevabım eksi 3 b oldu. Ben burada hata yaptım seçenekleri eleyerek. Ee, benim yaptığım hatayı siz yapmayın. Burada küçük bir şeyi hesap edemedim. Yani burada işaret artı geldi ya ama x'e negatif vermiş. Yani sonuç x geldi baksın. Sonuç artılı bir şey geldi x'e göre. Ama x eksi 3 verdiği için cevabım b oldu. Bir önceki soruda yaptığım doğruydu. Bunda sıkıntı yok. Burada sayılar verilmişti çünkü. Burada direkt e, pozitifleri eledim ama burada en son x po, e, so, işaret artı geldi ama x'in kendisi negatif olduğu için cevap eksili de olabiliyor. O yüzden cevabım x yani eksi 3 oldu. B oldu cevap. Evet. A2 ve B eksi 2 için demiş. işleminin sonucu. A eksi B üzeri B eksi A. B eksi A üzeri A eksi B. Şimdi bunu nasıl yapabilirim? A2 B-2 vermiş. Direkt yerine de yazabilirim. Ben bu sefer direkt yerine yazayım. Şöyle. Hatta direkt şöyle yapalım. A-B Burada yazayım. A-B 2-2 A-B 4 yapar. Ee, ondan sonra B-A zaten ne olacak? B-A-4 bunun eksilisi. O zaman şimdi burada yerine yazıyorum. A-B 4 üzeri B-A-4 çarpı B-A Eksi 4 üzeri A eksi B 4. Şimdi burası 4 üzeri eksi 4 çarpı 4 üzeri 4. Neden? Eksinin çift kuvveti 4. kuvveti artı olacağı için 4 üzeri eksi 4 çarpı 4 üzeri 4. Yani 4 üzeri eksi 4 artı 4'ten 4 üzeri 0. Yani cevabım ne oldu? 1 oldu. Doğru cevap C seçeneği. Geçtim 4. soruya. En bir sayma sayısı olmak üzere. Tamam. Verilen ifade en eşit. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Eksi 2 üzeri 2n artı 1. Bunu direkt şöyle yazacağım. Şimdi 2n artı 1 n sayma sayısıysa 2n artı 1 2n çift oluyor zaten. 1 eklediğimiz zaman tek oluyor. Zaten bu tek sayıların gösterim şekli. Eksinin tek kuvveti eksi. Şuradaki işaret eksi oldu. 2 üzeri 2n artı 1. Bunu yazayım bir. Burası ne? 2n artı 1. Zaten içerisi 2 olduğu için burası 2 üzeri 2n artı 1. Şimdi burada 4n artı 5. E sonuçta 4n çift. 4 var. 5 eklediğimiz zaman çift artı eklem sonuçta burası da tek oluyor. Eksi 1'in tek kuvveti ne olacak? Eksi 1 olacak. O zaman burada ben ne yapacağım şimdi? Eksi 2 üzeri n artı 1 ile 2 üzeri n artı 1'i sadeleştireceğim. Cevabım ne olacak? Eksi 1 olacak. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>